Arkadaşlar ben Mert. Bugün Assetto Corsa'da güzel bir haritada, güzel bir araç ile biraz gezinti yapacağız. Birkaç gündür video çekmeyi istiyorum ama çekemedim. Ailem anasını sikti, başkaları anasını sikti. Bozdular, ben de çekmek istemedim. Şu an boş bir vaktim var, çekeyim dedim. Arabanın markasını unuttum. Neyse, ne boksa. Pardon. Ha tamam. Shelby Cobra, tamam. Hatırladım. Araba cidden mükemmel bir araba. Güzel bir dağ yolu seçtim. Climb dediğimiz. Biraz sohbet edeceğiz, biraz da gezeceğiz. Yanlayabilirsek yanlayacağız. Master sesi biraz kısayım şöyle. Sesim size iyi gelsin. O zaman devam ediyoruz. Direksiyon kameram yok. Kamerayı hala ayarlayamadım. O yüzden ufak bir gezinti olacak. Kusura bakmayın. Yan ekrana bakmaktan işte. Biraz pedal uzaklaştırayım şöyle. Tamam, şu sırtımdaki şeyi... Tamam. Şimdi, okey. Gazı köklediğinizde yanlıyor araba zaten. Şey yapmaya gerek yok. Evet, bu arabayla da yanılamıyormuş. Bunu öğrendik. Uğraştırıyor adam. Cins bir araba. Yalnız dağ yolu mükemmel. Şöyle yavaş yavaş geze geze gidelim. Kornası var. Haritayı ilk defa, yani ilk defa oynuyorum haritayı. O yüzden ezbere bilmem yolları. Böyle kaydırma, anlama bir şey olursa çarpma atma dalga geçmeyin. Haritayı bilmediğim ben. Oyunu biliyorum. Çok da iyi anlarım. Bu arabayla bile. Biraz yamuk oturuyorum. Arkadan vur vur pat 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 bir şeyler yapıyor adam. Dur bakayım şuradan çıkış var ya. Bence yok, denemiyor. Araba ne kaçıyor ya? Birinci vitese kaç gördü la? Dur bir dakika bakacağım ona. Yanlama ya. Araba çok yandı. Lütfen. Ya da güçlü bir araba, biz yanlatıyoruz. Yine bakamadım kaç gördüm. Oha lan, birinci viteste 100 gördüm. Harita yüzünden FPS de düşüyor. Ne yapıyorsunuz lan? Ay, ben bu arabayı süremiyorum. Dıştan mı sürsek şöyle? Evet, garip bir harita. Güzel bir harita ve iğrenç bir araba. Gazı koyuyorsun, yanmıyor. Dönüş falan iyi ama fren. Bir de yanlamasa mükemmel olacak. Abim yanlama yanlama. Yanlama kardeş ya.
Böyle bir arabam olacak. Böyle sevgilimi alacağım ben. Daha yolunda yavaş yavaş. Müzik dinleyelim diye. Direksiyon kamerası koymayı çok isterdim ya. Neyse bir dahakine artık koyarız. Kokar sürüyormuş gibi hissettim şuradan çıkarken. Yani dar alıyor. Otların içinde. Yanında da Mert var vardı, hiç konuşmuyor. Arkadaş paranormal miydi? Evet. Öyle videolar sapık yapıyor be. Neymiş Alaaddin değil mi Alaaddin bir şey lan, Allahu Ekber'miş de bir şeymiş de. Cinmiş de beni çarparmış da. Hiçbir şey anlamadım ama inşallah çarpmaz. İnanmam ama yani. Bir korkmuyor da değilim. Ama Allah'tan başka kimse çarpamaz. Böyle konulara gelin. Hayır bugün bir dükkana adam geldi. Tamam mı? Sohbet ettiler falan bizim abilerle. Lan gevşek gitti arabadan bir çikolata getirdi. Çikolatayı bir döndürdük. Üzerinde evet mühürü var böyle. Senin dedim ananı avradını soyunu sopunu ya. Bak evet hayırcı değilim. Ne evet ne hayır hiçbir şey. Ben tarafsızım ama. Siyaset yap. Ya, siyaset yapmıyorum ama yani adamın bize öyle yapması gerçekten sinirimi bozdu. Yani çikolatanın üzerine niye evet bak. Bir de çikolata ünlü bir firmanın. Hani söylemeyeceğim ismini. Gerizekalı üzerine üşenmemiş bastırmış çikolatanı. Aynen arabaya vot vot yapasım geldi anama. Yumrukla. Neyse. Yani böyle şeylere ne konuşmaya gerek var ne tartışmaya gerek var. Herkesin şeyi kendini. Tuttuğu kendini. Haksız mıyım dayı? Telefona niye vuruyorum ben? Ya yol efsaneymiş. Arkadaşlar bu yolda araba testleri yapalım. Assetto'da. Belki ilk Assetto videom ama hani araba testi yapabiliriz. Mesela ekip lojistiğim ve Scania Man 6106'nın arkadaşı olan adını unuttum full oyun modun sahibi bir abimiz var. Çok güzel Tofaş modları yapıyorlar. Eğer yayınlarlarsa bir gün biz de sizle beraber paylaşmayı esirgemeyiz. Şimdi adamlar bir yandan haklı modları paylaşmamakta. Herkes yayınlıyor. İşte bu modu şu yaptı bu yaptı demiyor. Biz yaptık. Yani kendileri yapmış gibi yayınlıyorlar. Ve tabii da bu da insanların zoruna gidiyor. Çünkü ortada bir emek var. Sen o emeğe sahipleniyorsun. Kendin yapmadığın sürece. Hem yapmıyorsun. Bir şeyle uğraşmıyorsun. Hem de sahipleniyorsun o emeği. Adamlar da paylaşmak istemiyor. Haklılar bir yerde. Şuradan geçelim. Bu yolu bir tur daha inelim. Videomuzu bitirelim. Yol güzelmiş çünkü ben beğendim. Yani şerefsizlik. İpnelikten başka bir şey değil. O yollar gerçekten çok güzel. Bu harita ilk defa oynuyorum. Cidden çok beğendim. Bu Transfagarasan'dan güzel. Tabi Transfagarasan bundan biraz daha büyük ama bir de ünlü popüler verdi. Yani gerçekten ciddi güzel gidiyor araba. Hem arabanın yol tutuşu hem de tabi haritanın verdiği güzel görsellikler oyuna renk katıyor. Yani istediğiniz bir araba modeli, istediğiniz bir harita varsa lütfen yorumda belirtin. Ya da Assetto Corsa'dan anlıyorsanız mutlaka hani kullanmam hakkında, yani sürüşüm hakkında ya da oyun hakkında bana bilgiler verebilirsiniz. Eğer bilenler varsa. Zaten açık, herkese açık bir ortam. YouTube ortamı. Öyle, bana akıl verebilirsiniz. Bir de hayalimde YouTuber olma gibi bir şey yok. Sakın yanlış anlamayın. Sadece zevk için video çeken biriyim. Ciddiyim, bunu bazıları hani zevk için video çekiyorum diyor ama paraları indiriyor kardeş. Öyle bir durum da var. Ben sadece anı biriktirmek için, hani ne bir kendimi geliştirmek için falan video çekiyorum. Bir de zaman geçsin diye. Yani tek başıma verdiğim zaman sıkılıyorum.
ve konuşarak oynamak vlog gibi geliyor. Böyle ara gerçek araba sürüyormuş da sürüyormuşum da böyle bir şeyler anlatıyormuşum gibi geliyor size. Yani kalkıp elime kamera alıp vlog çekemediğim için tipimden dolayı ben de böyle şeyler yapıyorum. Ya, oyundaki fizik çok güzel ya. Yani şu oynanabilirlik her yerde, her oyunda olsa. Tabii her oyunun kendine özgü özellikleri var ama hani yani tartışılır o konu. ETS'de yeni güncelleme geldi. Konudan konuya atlıyorum ama hiç denemedim. Onu bilgili kanallardan takip edebilirsiniz. Orijinal oyuna sahipseniz. Bu diferansiyel kilidi falan gelmiş. Hiç sikime yaramayan özellikler. Sikim sonik özellikler. İnsan bir yani tır yıkama getirir. Tırdan inme getirir. Ne bileyim bir çarpışma efekti falan getirir. Sen kalkıp niye diferansiyel kilidi aks indirme yok, dorsal aks indirme yok, öyle indirme. Yapma bunu ya. Ya da motor seslerini, kabinleri geliştir. Sürüş dinamiklerini değiştir, fizikleri değiştir. Haritayı yenile. Harita bok gibi. Aynı yerde git git dur, git git dur. Amerikan Truck Simulator'ı yavaş işleyen bir oyun. Hani oturup saatlerce oynaman gerekiyor onda zevk alabilmen için. Ve basket oyunu değil. Yani ne ETS ne ATS benim ilgimi çekmiyor. Bok gibi boşuna para vermişim. Haram zıkkım olsun, hiç hak etmiyorum. Ama şu oyuna verdiğim para %100 hak ediyor. Çünkü sürekli gelişen bir oyun. Sürekli güncelleme gelen, yani güncelleme alan bir oyun. Ve gerçekten hani istesek biz Türkler olarak yapamayacağımız şeyleri bunu da yapabiliyoruz. Mesela ETS'ye kalkıp mod yaptıkları zaman bizim Türk modcu abilerimiz, ablalarımız ya da kardeşlerimiz iğrenç oluyor. Neden? Çünkü onların sorunu değil, oyun destekli. Oyun tır odaklı yani, tır simülasyonu. Sen kalkıp oyuna Shine koyarsan olmaz. Hani işini güzel yapanlar da var, uyduranlar da var ama kılıfını. Onlara sözüm yok. Bir arkadaş var YouTube'da. Assetto Corsa'ya Tofaş modu yaptım diyor. Sadece de dışı var. Sadece dışı var oyunda. Yani dışının videosunu çekmiş. İçinin içini daha modlayamamış herhalde. Ya da o kadar bilgisi yok. Açmış Z moduları. Almış GTA'dan ya da LFS'den bir template. Üzerine kurgulamış. Ciddi ciddi mallık yapmış. Hani zaten yazın YouTube'a Assetto Corsa Tofaş modu diye. Direkt o arkadaş çıkar. Oğlum şurada bir yol var. Geriliyor mu acaba? Belki haritadan düşeriz ama. Evet, haritadan düşüyorduk. Lastik yakar mı? Dur bakalım lastik yakacak mı? Dur. Goodyear'ın lastikleri var. Aynen. Arabanın içi cidden güzel. Hani arabanın tartışacak bir yanı yok ve bastığın zaman da gidiyor. Ben birinci viteste 104 görüyorum ama 2'de 80'li gitmeyi seviyorum mesela. Bu zevk işi. Böyle basabilirim ama frenleme yapamıyorum sonra. Stabil sürmek için, hani bu oyuna alışmak için ilk normal kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Ve gerçek arabadan tecrübenizin olması gerekiyor. Yanlış konuşabilirim, ters konuşabilirim, gıcık konuşabilirim ama yerinde konuşurum bazen. Şey etmeyin yani, takmayın. Video izleyin, oyunu izleyin. Oyuna odaklanın. Bundan sonra ne zaman aklıma gelir de video çekerim bilmiyorum ama çektiğim zaman direksiyon kameralı olarak çekeceğimi hatırlarım. Bu da size bir sözüm olsun. Ha çok da sikimde değilsin. Yok işte direksiyon kamerası değil, video çekme kanalı kapat diyenler de varsa kardeşim mouse'unu en sağa kaydırıyorsun, en sağ üstte böyle. Kırmızı bir çarpı işareti var. Siktir olup gidiyorsun. Bu kadar basit.
Değil mi kanka? Çok konuştum ya. Cidden içimi bayağı döktüm. Buradan devam mı ediyor acaba? Bir gitsek mi ki? Bir gidelim bakalım. Ben de senin dıt. Umarım videoda sesim çıkmıştır çünkü bu Shadow Play bazen sapıtabiliyor. Çıkmadıysa 13-14 dakikamız boşa gitti. Bilginiz olsun. Bu video yayındaysa zaten bir sıkıntı çıkmamıştır. Buranın sonu yokmuş. Üşüdüm ben. Oğlum ne biçim durdum ya. Ben burada lastik yakarım. Lan. Çık geri çık. Offroad'a izin yok galiba. Çık. Son güzel bir kapak fotoğrafı alayım mı? Şunu bir kapatalım dayım. Aynen şöyle. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Kendinize her daim iyi bakın. Hoşça kalın.